Kanka yaşlanmamanın formülü bulmuşsun Tayyar Usta. Teşekkür ederim Tuna Beyciğim. Efendim kendime dikkat ediyorum. Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum. Her gün 10.000 adım atıyorum. Efendim sağlıklı yaşam için 10.000 adım atmayı ben buldum. Patladı gitti. Vallahi bizim evde henüz patlamadı Tayyar Usta. Bakın duyuyor musun? Tayyar Usta bile çoktan durumu keşfetmiş. Günde 10.000 adım atıyormuş. Sen anca mutfağa zor yürüyorsun. Meltem yine ucu bana dokunacağı bir konu buldu ya. O yer de o yer şimdi. Yok ama bir yandan önemli bu. Biz de artık yani bütün bu yakın yerleri hep yürüyerek gidiyoruz. Artık bıraktık arabayı. Ya ben de öyle. Markete hep artık yürüyerek gidiyorum. Arabayı çok az kullanıyorum. Sevindim seni gördüğüme. Nerelerdeydin? Neler yaptın? Ya sormayın Haluk Beyciğim. Son zamanlarda efendim üzerime bir tükenmişlik sendromu geldi. Uzun süre yeni bir şey keşfedemedim ya. Ama doğru, sende son zamanlarda böyle bir gariplik vardı. Doğru Haluk Beyciğim. Ya ne yapayım, ne edeyim işte. O patladı gitti lafını da rafa kaldırdım. Ben ne yapacağım şimdi? Dedim ki kendini vur Anadolu'ya be. Anadolu'nun efendim o güzel yemeklerini yedim, içtim. Anadolu'da o kadar güzel şeyler var ki keşfedilmemiş. En güzelini yapmışsın Tayyar abi. Bir gün ben de alacağım arabayı, Anadolu'yu karış karış gezeceğim. Gezin Haluk Beyciğim. Toplayın herkesi gezin. Bunların aklı Avrupa'da. Ben tek başıma gezeceğim Anadolu'yu. Ya alakası var Yukarıca, ben de geleceğim. Gidin Meltem Hanımcığım, gidin. Anadolu'da o kadar güzel patlamayan lezzetler var ki ya. Tayyar abi sen de yani var. Ya artık hepsi İstanbul'da var. Oraya gitmeye ne gerek var canım? Öyle bir şey olabilir mi? Ya Anadolu'yla bir olur mu? Doğru Gönül Hanımcığım. Oralarda yemenin tadı başka. Efendim ben her lezzeti vatanımda tattım. Bursa'da kebap yedim. Antep'te beyran çorbası içtim. Efendim aşağı indim, Mersin'de tantuni yedim. Efendim Konya'da etli ekmek yedim. Ermenek'te batırık yedim. Ondan sonra Diyarbakır'da kaburga dolması yedim. Adana'da mumbar yedim. Siirt'te bulyan kebabı yedim. Sonra... Ya Tayyar abi gözünü seveyim tamam sus artık. Çünkü gece gece şimdi yollara düşüreceksin bizi. Vallahi sana acayip imrendim ha. Şu havucun düğünü olsun bitsin. Atlayacağım arabaya. Karış karış gezeceğim Anadolu'yu. Bak aynı şeyi yapacağım. Gezin Haluk Beyciğim, gezin. Gelen gelir. Aa ben gelirim Haluk ama Ege'den başlayalım. Sonra iç Anadolu'yu da gezeriz. Ya Meltem Hanım ot yiyecek diye gene direksiyonu Ege'ye kırıyor. Ama oraya da gideriz. Her yere gideriz. Ülkemizin her köşesi cennet, cennet. Bir fikrim var. Şey yapalım mı? Karavan tutalım. Ha? Bak, harika olur. Karavanla düşünebiliyor musun? Karavana biner gideriz ve bir şey de yaparız yani. Canlı yayın da yaparız sosyal medya açısından. Böyle bayağı faydalı olur ha. Sosyal medyayı hiç karıştırma Tuna. Lütfen rica ederim yani. Niye karıştırmayayım Gönül? Bence sponsor bile buluruz böyle bir şeye. Karavanda düşünsene. Oba. Öyle bir şey yok. Şimdiden söylüyorum bu geziye katılacakların telefonlarını alırım elinden ona göre. Aa fotoğraf çekeriz ama. Fotoğrafsız olur mu canım anılarımız? Olmaz. Tayyar abi. Efendim Anadolu'yu gezdim geldim ayağımın tozunda ilk size uğradım. Size küçük bir sürprizim var. Ha? Nedir? Her şey yolunda mı Hatice? İyi misin? Biraz halsizim Şükrücüğüm. Ya ben anlamadım. Biz resimdeki mantarların aynısını topladık. Neden böyle oldu? Ya ne işimiz var bizim mantarla falan ya? Ya bilmeden yedik. Evet yedik gelin. Ne diyeyim yani yedik dinlemedik seni işte. Vallahi verilmiş sadakamız varmış ha. Şurada iki mantar yiyeceğiz diye yani öbür tarafa gidiyorduk. Acaba diyorum pişirirken mi hata yaptınız? Bana bak Hüseyin. Bana bak oyun posun devrilsin. Mantarlar zehirliydi mantarlar. Adamı hasretmem ne? Benim sayemde nefes alıyorsun zaten. Sana rağmen yaşıyorsun Hüseyin sana rağmen. Emre! Emre. Emre efendi. Bak şimdi nasıl beni yine yükselttin. Nasıl beni yükselttin? Niçin böyle yaparsın sen? Sen gide eski sevgililerinle mi konuşuyorsun Emre?
Evet, eski sevgililerimle mi buluşmuş? Aa, o sert yastığı ver bana, onunla vuracağım sana. Ver onu bana. Görüşme falan eski yok hayatım, nereden çıkarıyorsun? Yok tabii ki öyle bir şey. İşte yalan konuşuyor, yapar bir de yalan konuşuyor. Kafan galiba gövdene ağır geldi sana. Şimdi vuracağım bunu, gömlek yakası hizasından uçuracağım kafanı o havuç kafanı. Yalan konuşma bana. Hayatım yalan söylemiyorum, niye yalan söyleyeyim? Eski sevgilimle görüşmüyorum ben tabii ki. Niye arıyor, hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrin yok. Kim o var soralım ona. Kim bu fikri var bu konuda? Ne demek hiçbir fikrin yok? Niçin arayalım biz seni? Ara sor bakayım ona. Niçin arayalım? Ne bileyim ben? Cevap verme bana bak. Beni daha çok sinirlendiriyorsun şimdi. Arkadaşların da gitti. Kimse yok eve. Kim alacak şimdi seni benim elimde Emre? Ha kim alacak? Efendim bu Anadolu yazıları mı? Bir kitapta toplamak istedim. Efendim kitabın adı da Anadolu Lezzetleri Patladı Gitti. Size hediye etmek isterim müsaadenizle tabii. Vallahi tebrik ederim Tayyar Bey. Teşekkür ederim efendim. Tuna Bey bu içinde ipucunu yazdım. Yemek yapmasını bilmeyenler bile pratik olduğu için anlarlar. Oo, ellerinize sağlık. Elinize sağlık, çok güzel sağ olmuş. Evet. Teşekkür ederim. Aa Gönül bak ne var vişne yaprağı sarması tarifi. Efendim Malatya'mızın en güzel yemeklerinden. Efendim... Vişneli yaprak sarma da Osmanlı Saray Mutfağı'nın gözde yemeklerinden biridir. Vişnenin verdiği ekşimsi mayhoşluk, suyuna verdiği renk çoğunun hoşuna... Ay çok güzel ya, hoşuna gitmez mi? Herkesin gider. Çok ne güzel bir dille yazmışsınız ama Tayyar abi. Teşekkür ederim. O zaman ben kitabıma imza isterim değil mi? İmzasız olmaz. Bilir misiniz efendim? İmzalı kitabı ben buldum. Efendim sokakta yürüyordum. Baktım bir kitap düşürmüşler. Açtım baktım. Aa! İmzalı kitap. İmzalı kitabı ben buldum. Abi. He. Minik'ten haber geldi. Mahallede mantardan dolayı can kaybı yaşanmamış. Ay Nevzat ya. Abi ve eşi müşahede altında tutulacakmış bu gece. Bir ziyaretlerine gidelim Şükrü. Kendilerini unutulmuş, bir köşeye itilmiş hissetmesinler Şükrü. Gidelim abi, çiçek de alırız. Küçücük mantar nasıl zehirli oluyor hala anlamıyorum. Bunlar var ya mahalleyi zehirlemişler, mahalleyi. Asıl zehir mantarda değil, sizde. Sizsiniz zehirli olan. Hadi abi. Hadi abi, ben sıkıldım. Zehirler. Hayat biraz sakin ol sen böyle konuşsak. Sakin olayım. Sakin falan olamam Emre. Bu kız seni niye arıyor? Söyleyeceksin bana. Ya aşkım vallahi bilmiyorum hayatım bir tanem. Dedim ya bilmiyorum niye arıyor. Peki bilmiyorsan o zaman ara sor niye arıyormuş. Arayayım mı? Evet ya, ara. Boş ver aşkım aramaz artık zaten tamam. Emre ara dedim. Şu halim.